Merhaba arkadaşlar. Bu sunumda size yakıt pili teknolojileri hakkında bilgi vereceğim. Anlatacağım sunumun içeriğini şöyle kısaca özetleyelim. Önce yakıt pilleri nelerdir? Nasıl bir sınıflandırılma yapılmış ve bu konuda ne tür yakıt pilleri oluşturulmuş? Bununla ilgili bilgi verdikten sonra özellikle dünyada daha çok kullanılan PEM yakıt pilleri hakkında bilgi vereceğim. Ve daha sonra bunlarla ilgili ticari ürünler nelerdir? Hangi kapasitelerde bu ürünler var? Bunları anlattıktan sonra PEM yakıt pilinin kontrolünde hangi parametreler dikkate alınmaktadır? Bunları kısaca anlatacağım. Ve daha sonra niçin hidrojen? Hidrojenin yakıt olarak ne özellikleri var? Bunlardan bahsedeceğim. Ticari yakıt pili araçlarından ve araçlarda ve diğer sektörlerde kullanılan ekipmanlardan bahsedip sunumu bitireceğim. Yakıt pilleriyle ilgili tarihçeye baktığımız zaman çalışmalar ilk olarak 1838 yılında başlamıştır. Christian Friedrich Schönbein tarafından öncelikle yakıt hücrelerinin prensipleri oluşturulmuştur ve bir magazinde yayımlanmıştır. Ve daha sonraki yıllarda 1843 yılında William Robert Rowe tarafından suyun elektrolizinin tersine bir çalışma yapılarak sabit akım ve gücün üretildiği fark edilmiştir ve ilk yakıt hücresi geliştirilmiştir. Daha sonraki yıllarda 1959'da 15 kW'lık bir yakıt pili kullanılarak sağ tarafta görmüş olduğunuz yakıt pilli traktör deneme çalışmaları başlamıştır ve kullanılmıştır. 59 yılında da 5 kW'lık bir kaynak makinesi çalıştırılmış. 60'lı yıllarda patentlenerek uzay araştırmalarında elektrik ve içme suyu çalışmalarında kullanılmış ve 70'li yıllarda DuPont firması tarafından Nafion membranı tarafından geliştirilerek yakıt pili çalışmaları hız kazanmıştır. Yine 66 yılında 32 kW'lık bir yakıt pili Electro One ortaya çıkmış ve 115 km bölü saat gibi bir hız ile 240 km yol almıştır. Daha sonra 6 kW'lık alkali yakıt pili ile 93 yılında da 15 kW'lık bir yakıt pilli araç gündeme gelmiştir. Sonraki yıllarda 94 bazı firmalar 50 kW'lık bir PEM yakıt pili karşımıza çıkmaktadır. Hidrojen depolanarak koltukların altındaki tanklara doldurularak ve yerleştirilerek kullanılmaya başlanmıştır. 97 yılında ise yine aynı şekilde Mazda, Daimler, Toyota tarafından üretilmeye başlanmış ve çeşitlendirilmiştir. 2000-2005 yılları arasında ise daha da kapasite büyütüldüğü için yakıt pilli otobüsler karşımıza çıkmaktadır. Yine aynı yıllarda Honda, Nissan, Ford, Volkswagen, BMW, Peugeot ve Hyundai gibi firmalar yakıt pilli araçları üreterek bunların test sürüşlerini, ömür testlerini ve ne kadar yol kat edebildiklerini tespit ederek araştırmalarına devam etmişlerdir. Ve şimdi yakıt pili nedir? Biraz ona bakalım. Daha çok PEM yakıt pili kullanıldığı için şu an bu şekilde PEM yakıt pili gösterdim. Ve bu düzenekte yakıt hidrojendir. Ve hidrojen doğada molekül halinde bulunmaktadır. Molekül halinde bulunan hidrojen sol tarafta bulunan anot kısmından akış kanalları üzerinden geçerken elektrolit membran üzerinde bulunan platin katalizör ile etkileşmekte ve bunun sonucunda hidrojen iyonlarının ayrışmaktadır. Ve bu durumda elektron açığa çıkarak hidrojen iyonu membranın anot tarafından katot tarafına geçmektedir. Katot tarafına geçen hidrojen iyonu katot akış kanallarından geçen oksijeni kullanarak su molekülü oluşmakta ve bunun sonucunda elektron ile devreyi tamamlayarak elektrik üretiyoruz. Peki bu sistem arabada nasıl işliyor? Arabada egzozdan ne çıkıyor? Sadece su molekülü çıkıyor. Peki yakıt pillerinin ne gibi avantajları vardır diye düşünürsek, burada görüyoruz ki hidrojen molekülleri direkt olarak elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Yani hidrojen molekülünün kimyasal enerjisini direkt elektrik enerjisine dönüştürmekteyiz.
Ancak konveksiyonel bir çevrim olsaydı aşağıda gördüğünüz gibi, yani direkt hidrojeni yakmış olsaydık, ilk olarak buhar elde edecektik ve daha sonra türbine göndererek mekanik bir sistemden elektrik üretecektik. Fakat bu sistemde hidrojenin kimyasal enerjisini kullanarak direkt elektrik enerjisini dönüştürüyoruz. Yakıt pillerindeki enerji verimi %60-70'lere dayanmaktadır şu anki son güncellemeleriyle. Diğer konveksiyonel çevrimlere göre buradaki dönüşüm daha fazladır. Daha fazla verim elde etmekteyiz. Yani sonuç olarak yakıt pilini şöyle tanımlayabiliriz. Hidrojenin kimyasal enerjisini direkt kullanarak elektrik enerjisini dönüştüren sistemdir. Yakıt pili temizdir, sessizdir. Bazı durumlarda 50-40 desibellerin altında çalışabilir. Verimi yüksektir. 50-60 mertebelerindedir. Modüler bir yapıdadır. Dolayısıyla 1 kilovatlık yakıt pilinde 2-3 alıp yan yana birleştirdiğimiz zaman 3 kilovatlık bir yakıt pili elde etmiş gibi sistemi kullanabiliriz. Çok değişik kapasitelerde çalışabilir. Yani watt seviyesinden kilovat seviyesine ve megawatt seviyesine kadar yakıt pillerini kullanabiliriz. Yakıt pilleri türlerine göre tanımlanırken hem sıcaklığına göre hem de elektrolitine göre sınıflandırabiliriz. Düşük sıcaklıkta çalışan yakıt pillerinde 25-100 santigrat derece aralıkta, orta sıcaklık yakıt pillerinde 100 ila 500 santigrat derece aralığında, yüksek sıcaklıkta ise 500 ile 1000 santigrat derece aralığında çalışmaktadır. Ve bunun yanı sıra elektrolite göre sınıflandırırsak alkali yakıt pili, fosforik asit yakıt pili, polimer elektrolit membranlı yakıt pili ki bu hidromobil araçlarda daha çok yaygın olan yakıt pili, doğrudan metanol yakıt pili, sodyum borhidrollü yakıt pili, erimiş karbonatlı yakıt pili, katı oksit yakıt pili olmak üzere kullanılan elektrolitlere göre de sınıflandırıyoruz. Yakıt pilinde kullanılan elektrolitlerde ise şekil olarak bakacağımız zaman daha çok PEM yakıt pili kullanıldığı için PEM yakıt piline bakıyoruz. Anot tarafında hidrojen, katot tarafından da oksijen geldiği zaman tepkime sonucunda su molekülü açığa çıkacaktır. Yine aynı şekilde şöyle bir tablo oluşturduğumuz zaman alkali yakıt pillerinde potasyum hidroksit çözeltisi kullanılıyor ve elektriksel verimi %60 ve %70 oranlarında. Yakıt olarak da hidrojen, oksitleyici olarak da oksijen kullanılmakta. PEM yakıt pilinde ise elektriksel verim %40 olarak verilmiş. Ancak şu anki piyasadaki araştırmalarıma göre yakıt pillerinde %60'lara kadar ulaşmaktadır bu verim. Metanol yakıt pilinde ise elektriksel verim %20 ile %30 arasında değişmekte. Fosforik asitte %55, erimiş karbonatta %65, katı oksitte ise %60-65 mertebelerinde verim gerçekleşmektedir. Yakıt pilleriyle ilgili hangi alanda hangi yakıt pilini kullanacağımızı düşündüğümüz zaman öncelikle güç mertebelerini bilmemiz gerekmekte. Yani herhangi bir kullanacağımız cihazın acaba ne kadar, kaç wattlık bir güce, kaç wattlık bir enerji ihtiyacı olduğuna göre hangi yakıt pilini seçeceğimizi belirlememiz gerekmekte. O yüzden bu görselde şöyle düşünelim. Cep telefonlarımız birkaç watt mertebesinde güce ihtiyaç duymakta. Aynı şekilde kameralarımız 5 watt, 10 watt arasında bir güce ihtiyaç duyar. Laptop 30 watt, matkap 50 watt, elektrikli süpürge 100 watt, elektrikli bisiklet 300 watt şeklinde. Kesintisiz güç kaynakları için 2 kW, 10 kW arasında uygundur. Eğer bir araç uygulamasında ise yakıt pili kullanmak istiyorsak 50 kW, 100 kW mertebelerde yakıt pili seçmemiz gerekmekte. Yakıt pillerinin kullanım alanlarına göre, yani güç mertebelerine göre hangisi daha çok tercih edildiğini düşündüğümüz zaman PEM yakıt pilinin çok daha geniş bir alanda kullanıldığını görmekteyiz bu şekilde. Peki PEM yakıt pilinde nasıl bir stack var ve bileşenlerin nedir? Şekilde de gördüğünüz üzere
En dışarıda nihai plakalar var. Hidrojen sağ tarafta girdi olarak gösterilmiş. Nihai plakadan içeri doğru girmekte ve bu nihai plakanın iç yüzeyinde hidrojen akış kanalları var. Ve bu akış kanallarını hidrojen takip ederek bir sonraki plakaya geçmektedir. Yakıt pili staklarında ve bileşenlerinin nasıl oluşturduğunu, nasıl modellemesi yapıldığını şöyle söyleyebiliriz. Öncelikle bu kanalların sayısını, derinliğini, enini ve ne kadar bir yüzeyi tarayacağını daha önceden verilmiş olan yük ihtiyacına göre farklı programlarda kullanarak bir modelleme ortaya çıkarılıyor ve buna göre CNC tezgahları ile işlenerek monopolar veya bipolar plakalar üretiliyor. Ve daha sonra üretilen bileşenler ve diğer membran elektron ünitesi ve contalar hepsi bir araya getirilerek bir stağı, bir yakıt pilini oluşturuyor. Yine PEM yakıt pili yığını ve bipolar plaka detayını görebiliriz buradan, iç kapsamını. Bunların peş peşe paralel bir şekilde eklediğimiz zaman bir yakıt pili stağını oluşturabilmemiz mümkün. Sol alt köşede her paraleli bir membran elektrolit ünitesi kabul edersek 8 tane hücreden oluşuyor. Şekilde gördüğünüz üzere. Yakıt pilinin gerilimini kabaca 1 volt kabul edersek bu yakıt pilini 0,5 voltta çalıştırmayı tercih ederiz. Dolayısıyla 8 plakayı 0,5 ile çarptığımız zaman hidrojenle bunu sürekli beslediğimiz sürece 4 voltluk bir güç kaynağı olarak düşünebiliriz. Yakıt pilinin maliyetleriyle ilgili şu şekilde bir görsel buldum. 2007 yılında 1 kW'lık yakıt pilinin yaklaşık maliyeti 93 dolar iken günümüzdeki maliyeti 35 ve 45 dolar arasındadır. Çünkü bu gerilemenin sebebi platin katalizörün miktarı azaltıldığı için ve kullanılan membranın maliyeti azaltıldığı için ve diğer bileşenlerin maliyetleri azaltıldığı için bu maliyette bir düşüş olmuştur. Tabii ileriki yıllarda 20 ve 15 dolar seviyesine indirilmesi hedeflenmektedir. Şöyle düşünelim. 100 kW'lık bir araç için yakıt pili eğer oluşturuyorsak bunun maliyeti ne olacak? 30 dolar ise 3000 dolar olacak şekilden gördüğünüz üzere. Bir yakıt pilini ürettikten sonra bunun performansını belirlememiz gerekecek. Onun için polarizasyon eğrisini çıkartmamız gerekecek. Az önce örnek verdiğim gibi 8 hücreli yakıt pilinde 4 voltluk bir gerilim alabiliriz. Ancak kaç amper üretir onu tespit etmemiz gerekiyor. O yüzden yakıt pili ile ilgili polarizasyon eğrisi almamız gerekmekte ve bu yakıt pilinin en iyi çalışabileceği gerilim ve akım yerleri tespit edilir. Yakıt pili uygulamaları ile ilgili bazı resimleri görüyoruz burada. Uzay çalışmalarında kullanılıyor. Kesintisiz güç kaynaklarında kullanıldığını görüyoruz. Sağdaki üst şekilde. Bugün birçok firma, Microsoft, Google gibi ve bazı firmalar data center'larını yani verilerini saklamak için kullandıkları sistemlerin enerjilerini yakıt pillerinden sağlamaktadırlar. Ve bunun da maliyeti düşük olduğu için ve güvenilir olduğundan dolayı günümüzde kullanılıyor. Otobüslerde, taşımacılıkta, uzay çalışmalarında, bilgisayar uygulamalarında yine yakıt pilinin kullanıldığını görebiliyoruz. Yakıt pili ile ilgili bazı rakamlar verelim burada. Bilgisayar sistemleri için yedekleme ünitesi olarak 30 kW'lık güç mertebelerinde kullanılmakta ve yaklaşık maliyeti 25 bin dolar seviyelerinde. Yine 3-5 kW'lık mertebelerde telekomünikasyon uygulamalarında yakıt pili kullanılmış. Yine yedekleme gücünde 1-2 kW seviyelerinde. Ve yine 2,5-5 seviyelerinde yakıt pili kullanılmıştır. Yine yakıt pilinin kullanım alanlarından birisi de telekom uygulamaları. Yani baz istasyonlarında eğer siz herhangi bir yüksek bir baz istasyonuna sahipseniz güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi var ise oradan elde ettiğiniz elektriği bataryalarda depolayıp oradan elektroliz yardımı ile hidrojen kullanarak tekrardan yakıt pili üzerinden elektrik üretebilmemiz mümkün. Bu nedenle telekom uygulamalarında yakıt pili kullanılıyor yaygın bir şekilde. Otomobil uygulamalarına bazı örnekler verecek olursak Honda, Ford, Nissan,
Toyota, Volkswagen, Hyundai gibi farklı zamanlarda yakıt pilli araçlar üreterek ömür testlerini, menzil testlerini yapmaktadırlar. Ve bu yakıt pilli araçlar otomotivlerle ilgili, güç ve menzille ilgili bazı değerlerin listelendiği bir liste var. 180 kilometreden 200 kilometreye kadar, 315 kilometreden 430 kilometreye kadar farklı firmalar yakıt pilli araçlarında bu denli menzilleri test etmiş, denemiş ve ulaşmışlardır. Peki yakıt pilli araçlarda hangi bileşenler vardır? Kısaca bakacak olursak önce arka tekerlerin ortasına yerleştirilmiş bir veya iki tane yüksek basınçlı hidrojen tankı bulunmakta ve bu tanklardan hidrojen alınarak diyelim 300 bar veya 700 bardaki hidrojen basıncı düşürülerek yakıt pilindeki 0,5 veya 0,6 bar mertebelerine düşürülerek yakıt piline beslemektedir. Bunun sonucunda yakıt pilinde elde edilen elektrik aracın bataryasını beslemekte veya bazı araçlarda direkt aracın elektrik motoruna verilebilmektedir. Burada nemlendirme ünitesini görmekteyiz. Bu ilk yakıt pilli araçlar çıktığı zaman nemlendirme ünitesine ihtiyaç vardı. Ancak günümüzde bu teknoloji geliştiği için kendinden nemlendirmeli yakıt pilleri ortaya çıktı ve bu ünite ortadan kalktı. Hidrojenli araçlarla ilgili şöyle bir öngörüde bulunmaktadır. 2040-2050'li yıllara doğru bataryalı araçların da günümüzde hibrit araçların yanı sıra bataryalı araçlara geçiş olacak ve bir süre sonra ise hidrojenli araçlara geçiş olacak gibisinden bir öngörü mevcuttur. Burada şunu belirtmekte de fayda var. Bataryalı araç mı, yakıt pilli araç mı? Her ikisinde günümüzde kullanım alanı mevcuttur. Bunlar birbirine alternatif olarak görmemeliyiz. Çünkü bazı durumlarda bataryalı araçlar tercih edilecektir. Bazı durumlarda da yakıt pilli araçlar tercih edilecektir. Peki bu yakıt pili teknolojisinde neler geliştirilebilir? Onlara bakalım. Hücre performansını arttırması gerekecek ki Toyota 2017'de çıkarttığı bir araç vardı. Bir de 2015 yılında çıkardığı bir araç vardı. İkisi arasında enerji yoğunluğu açısından bir fark oluşturdu ve kullanmış olduğu bir membranı 25 mikrondan 10 mikrona düşürerek 1,5 katlık bir ilerleme kaydetmiş oldu. Bu sistemler olabildiğince basit hale getirilmektedir. Basit olduğu için maliyet ucuzlamaktadır. Az önce söylediğimiz gibi 30 dolarlar seviyesine indirilme gibi çalışmalar mevcut. Performans arttığı için boyut azaltılacaktır. Dolayısıyla ağırlık azaltılacaktır. Bunlara bağlı olarak da ısı ve su yönetimi kolaylaşacaktır. Ömür ve güvenilirlik testi bu araştırmalarda ön plana çıkmaktadır. Isının geri kazanılarak enerji verimliliğinin arttırılması yine ön plana çıkmaktadır. Yakıt depolama, koşullandırma ve dağıtımın geliştirilmesi ve malzemelerin geri dönüşümü yakıt piliyle ilgili çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır. Bazı ticari yakıt pilleriyle ilgili örnek verecek olursak 250 wattlık Mesdiğer firmasının bir yakıt pili mevcuttur. 2,4 kilogram ağırlıkta Harizon firmasının 200-220 wattlık 0,6 kilogram ağırlıkta piller mevcuttur. 2,4 kilogramdan 0,6 kilograma kadar ağırlık düşürülebilmiştir ve bunları görüyoruz gün geçtikçe. Peki yakıt pilinde niçin hidrojen kullanıyoruz? Aşağıdaki tablo bu konuda bize bilgi verecek. İlk sekseninde hidrojenin yüzdesini göreceğiz. 1, 2, 5, 10, 20 şeklinde. Y ekseninde ise hidrojenin yoğunluğunu göreceğiz. Yani 1 metreküpteki hidrojeni. 300 barlık veya laboratuvarlarda kullanılmış olan kırmızı hidrojen tüplerinde şu en aşağıdaki bölgeye düşmektedir. Biz bunu 700 barlık bir basınca çıkaracağımız zaman aşağıdaki yuvarlaktan yukarıya doğru olacaktır. Eğer hidrojeni sıvı olarak kullanacak olur isek yuvarlak olan yeşil bölge olacaktır. Ne oldu? Hidrojen yüzdesi onlardan 150'ye kadar, 100'lere kadar yükseldi. Eğer sodyum borhidrür kullanır isek şurada X olarak gösterilen bölgede sodyum borhidrürün içerdiği hidrojen yüksek olduğu için bazı çalışmalarda kullanılıyor. Ve bunu suyla karıştırdığımız zaman o X noktası aşağıdaki turuncu kısma kadar düşecektir. Bu şekilde hidrojenin niçin kullanıldığını bu grafikten görüyoruz.
Ayrıca hidrojenin niçin tercih edildiğini diğer yakıtlarla karşılaştırdığımız zaman daha iyi anlayacağız. Aşağıdaki tabloya baktığımızda spesifik enerji diye tanımladığımız watt saat bölü kilogram değeridir. Cep telefonlarımızda kullandığımız liyon bataryalarda bu değer 100 ile 243 arasındadır. Yani 1 kilogramlık bataryadan en iyi rakamı alırsak eğer 250 watt saat anca elde edebiliyoruz. Fakat 1 kilogram hidrojenden 39.406 watt saatlik bir enerji elde edebiliyoruz. 250'ye 39.000. İşte bu yüzden bu rakam yüksek olduğu için hidrojen üzerine araştırmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Peki bu benzin olsaydı 12.700 olacaktı. Metanol olsaydı 5.472 olacaktı. Az önce göstermiş olduğum sodyum borhidrür olsaydı 9.285 olacaktı. Dolayısıyla watt saat bölü kilogram değeri yüksek olan bu yakıtları bazı durumlarda tercih ediyoruz. Şöyle bir karşılaştırma daha yapacak olursak, 10 watt saat elektrik enerjisi için hacimsel olarak acaba kaç mililitreye karşılık gelmektedir? Ve bunun sonucunda sıkıştırılmamış hidrojen kullanır isek 10 watt saat için 3,3 litre, sıvı hidrojen için 4 mililitre, sodyum borhidrür için 3 mililitre, metanol için 2 mililitre gibi rakamlar karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla 10 watt saatlik bir enerji ihtiyacı için metanol, sodyum borhidrür ve hidrojen sıkıştırılmış halde bizim için avantajlı halde gözükmektedir. Ve hidrojenin sıkıştırılmış hali daha avantajlı ise hidrojenin depolanmasını acaba nasıl gerçekleştirebiliriz? Günümüzde kompozit tanklarda gaz olarak 150 veya 700 barlarda, günümüzde son zamanlarda 1000 bar bile konuşulmakta. Bu tanklarda depolanabilir. Sıvılaştırılmış olarak da depolanabilir. Eksi 253 santigrata soğutmamız gerekiyor. O zaman karşımıza başka bir problem çıkacak tabii. Cam mikro kürelerde, tüplerde, karbon nanotüplerde, metal hidrürlerde ve sodyum borhidrür ve yeraltı mağaralarda depolanmaktadır. Yine aynı şekilde bahsettiğim gibi sıvı hidrojen depolama araçlarda eksi 253 santigrata kadar. Hidrojen basınçlandırılarak günümüzde 700 bara kadar depolanabiliyor. Ancak içerideki basınç çok yüksek olduğu için 700 bar gibi. Bunu kademeli olarak düşürerek yakıt pilini beslememiz gerekmekte. Şu an bu videoda hidrojen tankına atılan bir merminin testini görüyoruz. Bu testin amacı hidrojen tanklarının zararsız olduğunu, hemen patlamadığını belirtmek için yapılmış bir testtir. Hidrojen tankına atılan mermi sonucunda herhangi bir patlamanın olmadığını veya bir yanmanın, çevresel bir zararın olmadığını görmekteyiz. Bazı araçların karşılaştırmalarına bakacak olursak, Hyundai firması, Toyota ve Honda firmasının yapmış olduğu araçlar bunlar. 2015 Hyundai, 2016 Toyota, 2017 Honda'nın yapmış olduğu yakıt pilli araçlar şu an mevcut. Yakıt ağırlığı yaklaşık olarak 5-5-4 civarında. Hidrojen ağırlığı çok fazla fark etmiyor, birbirine yakın. Hidrojen tank kapasiteleri 140-122-171 civarında. Güç yoğunlukları 1.7-3.1-3.1 şeklinde görebiliriz. Yakıt pili gücüne bakacak olursak 100 kW seviyelerinde. Şu anki günümüzde kullanılan araçlarda 100 kW seviyesine artık ulaşılmıştır ve yapılan araştırmalarla bu daha da geliştirilecektir. Detaylarına bakacak olursak Toyota Mirai'de 2 tane hidrojen tankı kullanılıyor, 700 barlık. Aynı şekilde Honda Clarity'de de yine 700 barlık hidrojen tankları kullanılarak bu araçların menzilleri belirlenmeye çalışılıyor. Toyota'nın üretmiş olduğu bu araçta ise tamamıyla bir araçta yakıt pilinin nasıl uygulandığını Toyota'nın kendi gerçekleştirmiş olduğu animasyon ile izliyoruz. Thank you.
Peki bu yakıt pilli araçlarda ne gibi elemanlara ihtiyacımız var? Mesela hidrojen regülatörleri var. Kullandığımız tüplerden basıncı azaltarak yakıt piline gönderebilmesi için sol tarafta gördüğünüz daha eski teknolojide, daha eski zamanlarda yapılmış bir hidrojen regülatörü. Fakat sağ tarafta görmüş olduğunuz titanyum regülatörü sol taraftaki yaklaşık 1 veya 2 kilogram ağırlığındayken sağ taraftaki titanyum regülatörü 200-300 gram ağırlığında ve sürekli geliştiriliyor. Bu ağırlık konusunda, yani arabanın genel ağırlığı konusunda daha güzel ilerlemelerin olduğunu bize gösteriyor. Hidrojenle çalışıldığı için tedbir olarak alev kapanları kullanıyoruz bu sistemlerde. Alev geri tepme vanası diyoruz. Hidrojen tankından hemen sonra bunu koyduğumuz zaman herhangi bir alev alma gerçekleşse bile tanktaki patlamayı engellemiş oluyoruz. Dolayısıyla sistemi korumuş oluyoruz. Yine araç içerisinde sızıntıyı tespit etmek için dedektör kullanıyoruz. Şekillerde gördüğünüz üzere hidrojen dedektörleri mevcut. Kullanacağımız bağlantı elemanları resimde de gösterdiğim gibi bunlar. Aynı şekilde hortumlar var. Teflon hortumlar var. Dış kısmı çelik örgüyle örülmüş hidrolik hortumlar var. Paslanmaz çelik fittingler var. Hortum başlıkları var. Pnömatik bağlantı elemanları var. Rahatlıkla takılıp çıkarılabilen. Kontrol amacıyla kullanılan vanalar var. Solenoid vanalar var. Basınç ölçerler var. 3 yollu solenoid vanalar var. Mekanik basınç şalterleri var. Diyelim tank basıncını herhangi bir şeyle ölçüyoruz. 15 bar. Diyelim 16 bara çıktı. Bunu 3 yollu vana ile başka bir yöne yönlendirebiliriz. Aynı şekilde hortumlar var. Sağdaki mavi hortumlar polimer hortum, soldakiler de teflon hortumlar. Bu hortumlar ise kullanılan basınca göre değişiklik gösterebiliyor. Burada ise TÜBİTAK'ın düzenlemiş olduğu yarışlarda takımlara verilmiş olan hidrojen akış ölçerlerle ilgili verilerin bulunduğu, belli yıllara ait verilerin bulunduğu bir tablo buldum. Daha gerçekçi değerler olması için buradaki takımlarda kullanan arkadaşların hidrojen tüketimini görmemiz daha rahat olur. Evet arkadaşlar, sunumu 7 tane internet üzerinden buldum, forumlarda buldum, yakıt pilleriyle ilgili insanların merak ettiği soruları toparladım. Bunlara cevap vererek sunumu bitireceğim. Şu anki güncelde en fazla yakıt pilini kullanan ülkeler hangileridir diye bir sorumuz var. Amerika, Avrupa, Japonya ve Çin'dir. Tabii içlerinde birinci sırada Japonya yer alıyor. İkinci sorumuz ise 2020 yılında daha çok hangi alanlarda yakıt piline ağırlık verilmiştir? Şu anki zamanları baz aldığımızda uzay alanlarında, denizaltılarda, toplu taşıma ve askeri uygulamalarda daha çok yakıt piline ağırlık verilmiştir. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Yakıt pilinin temel bileşenleri nelerdir? Aslında yakıt pili çok basit bir sistem. Üç temel bileşeni var. Bir yakıt pilinin kalbi dediğimiz bir bölüm var. Bu bölümde herhangi bir standart pil gibi düşünebiliriz bu bölümü. İki tane elektrot, bir tane elektrolit bir araya gelerek kalbini oluşturuyor aslında yakıt pilinin. Diğer kısımlar ise tamamen tamamlayıcı görevdeler. Lityum iyon pillerle farkları nelerdir diyecek olursak. Şu şekilde elektrikli araçlar ve günlük uygulamalarda lityum aslında kullanıyoruz. Lityum pilleri. Bunun çeşitli avantajları var tabi. Fakat sadece elektrikli araçlar bazında düşünürsek şarj edilmeleri gerekiyor. Örneğin araçla yola çıktık. Şarj etmek istediğimiz şarj süreleri 3-4 saati bulabilir. Fakat yakıt pilli araçlar kullanırsak şarj edilme gibi bir durum yok. Temel yakıt hidrojen olduğu için hidrojen istasyonlarından doldurulabilir. Şu anki benzin gibi. O yüzden 3-4 saatlik bir şarj süresine gerek kalmayacak. Beşinci soru, atık üretiyor mu, çevresel mi şeklinde. Hayır, en temiz teknoloji diyebiliriz hidrojeni. Yakıt olarak veriyoruz. Oksijeni havadan alıyor zaten sistem. Aslında zaten sistemin temel çıktısı iki tepkime. Bu tepkimelerden bir tanesi hidrojeni yükseltiyor. Diğeri de oksijeni indirgiyor. Ve sonuçta ortaya çıkan malzeme su oluyor, yani H2O. Ve suyu tekrar tekrar kullanabiliyoruz.
ya da suyu tekrardan ayrıştırıp hidrojen üretebiliyoruz. Dolayısıyla atmosfere salınımı yok. Şu anki kullanılan petrole göre inanılmaz bir avantaj kendisi. İçerisinde gerçekleşen olayların zorluk derecesi şeklinde bir soru buldum. Suyun elektrolizi asıl olay zaten yakıt pillerinde. Hidrojene belirli şartlarda gerilim uyguladığımızda hidrojeni üretiyoruz. Fakat asıl olay hidrojenin depolanması ve bir yerden bir yere taşınması. Daha sıkıntılı bölümü ve çok ciddi araştırmalar var bu alanla ilgili. Yedinci sorumuz, neden günümüzde yaygın değil şeklinde bir soru var. Şöyle söyleyebiliriz. Türkiye'de yaygın değil fakat belirli ülkelerde yaygın şekilde yakıt pilleri kullanılıyor. Fakat halen maliyet olarak sıkıntılar var. İçinde kullandığımız katalizör pahalı bir bileşen olan platine alternatif elementler geliştiriliyor fakat platin yerine hala alan bir element yok. Fakat şu anki çalışmalar platini değiştirme değil de platin miktarını azaltma yönünde olduğu için maliyet yine de düşürülüyor. Fakat halen yüksek maliyette, o yüzden şu an yaygınlığı yok.